Kobani davası bir yanıyla bakıldığında siyasi, net, hukukla falan öyle ele alıp da şurası şuydu, burası buydu diyecek saflığı ben hukukçu olarak geçtim artık. 37 yıllık hukukçuyum, 36-37 yıllık hukukçuyum. Siyasi davaları hukukun içerisinde gerekçe arayarak tanımlayacak saflığı çoktan geçtim. IŞİD müdahale ettiğinde orada oluşan insanlık dışı arbede tablo sırasında Türkiye'den oraya özellikle silahlı yardım ulaşabilmesi için koridor açılması talebi söz konusu oluyor. Buna karşı zamanında bir önlem alınmaması nedeniyle de hepimizin bildiği şekilde hem HDP'nin siyasetçilerinin hem başka siyasi kanadın çağrıları söz konusu. Bu çağrılara yönelik olarak bir tablo oluşmayınca 6-8 olayları dediğimiz, 6-8 Ekim olayları dediğimiz tablo ortaya çıkıyor. Bu tablonun çağrısını bir kalkışma olarak algılarsanız yanlış yerden bakarsınız. Barışçıl eylemler çağrısı. Benim o tarihte Selahattin Demirtaş'ın sokağa çıkın derkenki ifadesiyle daha sonraki açıklamaları da bir araya getirildiğinde mesela 9 Ekim'de de bir açıklaması var. Orada diyor ki barışçıl eylemler doğrudur, şiddet asla kabul edilemez diye bir açıklaması var. Bütün bunları bir arada düşündüğünüzde bir barışçıl eylem çağrısıyla bir şiddet oluşması arasındaki ilişkinin nedenlerini de iyi bulmanız lazım. Sokağa çıkanlara karşı başkaları da sokağa çıkıyor o arada. Doğal olarak o barışçıl eylem miydi, işte sokağa çıkma şiddet miydi meselesini kendi ruhu içerisinde görmek gerekiyor. Kobani'de ya da diğer deyimiyle Aynel Arap'ta IŞİD saldırısı, bölge politikaları, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kobani düştü düşecek ifadeleri. Bakın o şekillendirmeden şu anda bir başka parti var parlamentonun içerisinde. Onun bir sorumluluğu yok muydu bu olaylarla ilgili? Hiç tartışıldı mı? Bir başka parti var. Kürt siyaseti içerisinden inanç temelli, teokratik temelli bir parti üretilerek parlamentonun içine oturtuldu. Bu dava ile ilgili herkes vicdani anlamda doğru bir dava görülmüş, sonuçları doğru karara bağlanılmış diyemiyor ise bir sorun vardır orada. Ha ne oldu? İddianame çöktü denildi değil mi bu davada karar verilirken? Niye? Çünkü 46 ölüm var. 700'e yakın yaralanma olayı var. Değil mi? Bütün bunlar söz konusu. Bir tane ölümle ilgili bir karar verilememiş bu davada. Peki bu ölümlerin sorumlusu kim? Hukukçuların aklı bunu almaz. Bu siyasi bir şeydir artık. Siyasi bir şeydir, siyaseten konuşulması lazım. Bu Türkiye siyasetiyle alakalı olduğu kadar Orta Doğu siyasetiyle de alakalıdır. Orta Doğu siyasetinin şekillenmesiyle de alakalıdır. Doğal olarak bunu böyle okumamız lazım. Siz erk elinizdeyse, güç elinizdeyse, muktedir olduğunuz süre içerisinde bu demokratik anlamda siyaset yapma hakkını sürekli ötelerseniz, sürekli dışlarsanız ve bulunduğunuz yer itibariyle az önce söylediğim güvenlikçi tedbirleri esas alarak oradan kendinize bir tahkimat yaratmaya kalkarsanız, bazen de otoriterliğe tahkimat olur bu tip olaylar. Ki öyle Türkiye'de şu andaki tablo. Bir nefret objesi haline bir siyasi yapıyı getirirseniz, bir nefret objesi haline siyasetçilerin bir kısmını getirirseniz, yaptığınız yargılamanın da bunun bir parçası haline dönüştüğü yönünde izlenimler çok fazla konuşulur hale gelir ise, o yargılama çok tartışılır hale geliyor ve yürüdüğünüz yol itibariyle demokratikleşmenin de önünü tıkamış hale getiriyorsunuz. Burada sadece yargılanan isimlerin de üzerinden bakmak doğru değildir. Bu davaya hassasiyet gösteren herkes açısından bakmak lazım. Bu davaya hassasiyet gösteren çok ciddi bir kitle var. Sadece Kürtler ya da işte HDP'ye oy verenler meselesi değil. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada atacağı adımlar önümüzdeki dönem Türkiye'deki demokratikleşme süreci ve demokratik bir rejim kurgusunun adımlarıdır. O sorumlulukla o adımları atacağına ben inanıyorum. Yani ben aksi halde şöyle olur diye bir tarifte bulunmam. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin aksi bir davranış olacağını beklemiyorum.